Evet arkadaşlar, bugün menümüzde canlıda bahsettiğim hamsimiz var. Yaklaşık 1,5 kilo yakın hamsimiz temizlenmiş, ayıklanmış, ayıklanmış, temizlenmiş. Mısır unuyla unlanmış. Burada cızır cızır pişiyor arkadaşlar. Kokusu, ev kokmasın diye mutfak. Evet, ev kokmasında şu anda balkonda pişiriyoruz. Şöyle balkonda tüp perde de çektik dışarılar şey yapmasın diye. Evet. Şuradan şöyle bir dışarıya bakayım. Evet arkadaşlar, karşıda Malof var çok ileride. Kulelerin olduğu yerde işte mahallemiz. Buradan ben 6. kattayım. Böyle gördüğünüz gibi. Karşıda Malof 212 AVM olduğu taraflar. Evet, burası bizim oturduğumuz mahalle. Evet arkadaşlar. Camiler, ezanlar okunuyor. Temin ezan sesi canlında dinletemedim size. Buradan inşallah duyarsınız canlıda, bu içerimde. Avrupa'da yaşayan tüm arkadaşlarım ezan sesini hasretler. İnşallah net şekilde size bu ezan seslerini duyurmuş olurum. Orucunu açan arkadaşlara şimdiden Allah oruçlarını kabul etsin inşallah. Canlıda bir arkadaşımız oruçluydu. Evet, balıklarımız pişmeye başladı. Kısaca sokağımızı, mahallemizi gösterdim. Balıklar çıtır çıtır diyor. Burada bir bidon sosumuz var. İnşallah onun yanına yeneriz. Burada meyvelerimiz var. Limonlarımız duruyor burada arkadaşlar. Pazarda alışveriş yapmamız, salatalığımız, karnabaharımız. Ayşe'nin bugün pazara gitmen çektim beraber ama. Ya kapuska aldım. Cindir, kapuska. Yarın kapuska yapacağız. İnşallah. Hep et, et olmuyor, sebze de var. Buradan Nimettin Hanım'a selamlar söylerim. Sağ olsun, geçen kuru fasulye yorum yapmış. Bana kızmıştı hep et yeme, et yeme diye. Sağ olsun, var olsun Nimettin Hanım. Kuru fasulye sağ olsun yemek atmış. Yorum atmış içerime. Allah razı olsun ondan da. Burada da hamsimizi çeviriyor. Aslında böyle tabak koyup da böyle ters de çevirebiliyor da. Şimdi onunla uğraşmak istemiyorum. Şimdi daha basit ama yağlar yere dökülebilir. Bu şekilde bir maşa yardımıyla balıklarını ters gidiyor arkadaşlar. Ya boşaltacaksın, evet. Edeceksin, uğraştıracak. Evet. Evet, o biraz uğraştıracak. Böyle de kolay oluyor. Eski usulümüz boşu, evet. Daha iyi. Eski usul. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Belki şurada bir iki hafta daha balık yiyebiliriz. Herhalde Mart'ın 15'inde mi, 20'sinde mi? Yok, Şubat'ta mıydı, Mart'ta mıydı? Mart'ta bitiyor zaten. Mart'ın 15'inde Mart'ın falan zaten balık avı yasaklanacakmış arkadaşlar. Tabii onlar da çoğalsın diye. Şimdi aldım, bak bu yalan. Bahsettiğim zeytinyağı, hakiki. Bugün aldım, yine aldım. Evet, evet arkadaşlar. Zeytinyağı. Bişte kursu aldım. Evet, bişte kursu almış eşim pazardan. Postalık. Yağı ne kadar aldın, 5 kilo aldın mı? Bu kadar aldım yani. Ne? Sıra çıkışmadı. Ne, söylesene. Ha, bana söylesene. Tam bir yer çıkarmış herhalde. Ha, bir yer. Hakikaten bu yağ tam organik arkadaşlar. Zeytinyağı donuyor bak dışarıda, beyazlamış. Evet. Böyle buzdolabı koyuyorum ben. Böyle tereyağı gibi oluyor. Kes kes ye. Kes kes ye. Evet başka. Ama çok pahalıydı köyüne. Evet arkadaşlar, ama pazar abi çok pahalıymış. Eşime de söylüyor. Salatalık 10 lira, patlıcan 10 lira. Of of oo, of. Domates 7 lira, 8 lira, 5 lira. Hep böyle üstünde oynuyor. Karnabaharı var. Şu karnabaharı ben önceden 5 lira alıyordum. Bugün aldım 5 lira zannettim çocuğu. Alda 8 lira. Nasıl 8 lira? Arkadaşlar. Yok ama kilosu 5 lira. Kilosu şu gördüğünüz tam 5 lira satılan şeyin karnabaharı da kilosu 8 lira çıkmış. İçi kilo gelse 16 lira. Rabbim bizlere yardımcısı olsun yani. Hayat çok, çok pahalı. Pazar buluyoruz vallahi. Şey, yani biz emekliyiz. Bize emekliye veriyorlar bir kuruş zam. Her şey geliyor. Kıvırcık olmuş gibi. 100 katı. Bir bal kıvırcık aldım. 5 lira para verdim ya. Ya içmiyorsun. 3 lira şey. Soğan, yeşil soğan demet var ya. Hemen 3 tane yemin ederim ha. 5, 3 lira değil mi? Almadım. Eskiden 25 kuruşta para gelir, her şey alır, biliyorsun para bitirirdik. Şimdi en az var ya, emin olun 150 lirayla anca 4-5 gün cihazı alırsın arkadaşlar pazardan. Evet arkadaşlar, şu an hamsimiz tavaya doğru. Diziliyor şu anda. Böyle şöyle muhteşem bir çıtır çıtır. Evet.
Biraz şey, balıkları şey karıştırmışlar. Dondurulmuş. Evet, tabaktan. Vallahi öyle bilmiyorum. Pazarcı arkadaşlar da niye yapıyor? Kulaklarına giriyorlar. Taze içinde bayatla karıştırıp kakalıyorlar. Zannediyor ki kâr ettiği zannediyor. Hayır, kâr etmiyor. Buradan sesimi duyan balıkçı arkadaşlarım varsa bunu yapanlara hani bilmiyorum Rabbime havale ediyoruz. Bunlar ahirette öyle yapacağını bunlar. Onun fiyatını ayrı tutup canlının fiyatını ayrı tutup satabilirsiniz yani. 15 lira kilosu 15 millet lira. Millet tercih edebilir. Kilosu 15 liraya çıkmış şamsinin. Yani olsa da hadi taze olsa 15 milyon değil evet. 20 milyon da vermeyeceğim var da. Son demler olduğu için pahalaştırıyor. Belki de son iş balığımız. Tekrar ınlanmış hamsilerimizi tavamızı aşağının tekrar yerleştiriyor. Çıtır çıtır sesleri devam ediyor arkadaşlar. Yani dehşet dehşet hayat pahalı. Ne yapacağız bilmiyorum. Allah hayat ölmüş yemin ederim. Geçim hayatı zor almış. Evet. Gittikçe zorlaşıyoruz. Sonunda Allah hayır etsin ya Rabbi. Amin inşallah. Rabbim biz gariban işçilerin, emeklilerin, köylümüzün yar ve yardımcısı olsun. Zengin zaten zenginleşiyor. Biz fakirleşiyoruz gittikçe. İnan maaşımız artık 2 gün 3 gün cebimizde kalmıyor yani. Herkes çok zor durumda. Bir maaşlı olmuyor. En az 2-3 tane destek olması lazım ki insanların geçinmesi lazım. Evet arkadaşlar. Diyorlar işte erkendin diyorlar hani mesela. Erkendin evet. Olsa ne için? Canım her şeyi istiyor. Bak canım balık istiyor, yeşillik istiyor, böyle evet. Her şeyi istiyor. Ev fasan duvara para vermiyor ki. Yani, evin varsa ev senin yani. Evin olsa bile telefon parası, su parası, yani, gaz parası, elektrik parası, su parası dediği gibi binalarda oturanlar, aidat parası, yani insanlar zor geçiniyor. Önceden bize doğal gaz faturası 160 kere 200 gelirdi. Şimdi 500 geliyor evet, fatura. Evet, çocuklar düşünmesin diye sabaha kadar yakıyoruz, gündüz yakıyoruz, sabaha kadar yakıyoruz, 500'den aşağı bana daha doğal gaz faturası gelmiyor. Can önemli, para önemli değil ama tabi para olmayınca doğal gazı yakamadıysan bu da ayrı bir konu. İşte benim maaşım eskiden burada bidonda burada leğende duruldu şu yere. Burada çadırı vardı onun. Yavrum vefat etti bir ay oldu. Hala buraya gelince içim yüzü maaşım o canım benim ya. Biz burada oturuyoruz bize ses verirdi bize konuşurdu. Hasretle özlüyorum onu. Video içerisinde onun görüntüleri var. Maaşım horozum canım. Horozum benim. Hala ümitliyiz. Bu balkona çıktığımız zaman duygulanıyoruz. Gözlerimiz yaşıyor arkadaşlar. 10 senelik horozum bu benim. Küçücük civciydi pazardan aldığımızda daha yeni çıkmış yumurtadan. 10 sene baktık işte 10 seneki olunca hastalandı. Öldü. Onu bir gittim burada gömdüm. Böyle bir yere falan atmadım. Zaten daha civcikken söz verdim. Seni asla kesmeyeceğiz, yemeyeceğiz, sapmayacağız. Sen ölene kadar bakacağız diye sözüm vardı. Sözümü yerine getirdin. Kendisine yüzleri hakkını helal etsin maviş olacağım. Bizden yanana binlerce helal olsun. Bu sözlerim garibinize girebilir, girebilirsin ama insan sevgisi, hayvan sevgisi her şey farklı. Hayvan olanlar, besleyenler, evcil hayvan olanlar bizleri anlarlar, bilirler yani. Çok zor oluyor. İnsanlara bir laf desen yanlış anlarlar, bir laf desen doğru anlamazlar. İnsana ilgilmez ama horoza bir şey dedim, ne tepki verirsem tepkim karşılığını verir. Evet. Yani. Ben bir yere gittiğim zaman bir iki saat gelmiyor, bir yere geldim falan diye. Geldiğim zaman bana bir sinirlenirdi, Allah'ım bir akıl sıkleşirdi. Mavişim ne oldu oğlum, anneyi mi görmedin bugün sen derdim. Sana ne oldu derdim. Evet. Bana saldırmaya kalkardı, anam bir sinirlenirdi. Sonra bana bir sıvış vardı, severdim. Ondan sonra sakinleşirdi bayağı. Evet. 30 dakika. Evet, bazı evcil dostlarımız inanın insanlardan daha cana yakın, daha vefalı. Değil mi? Hayvana daha evet. Güzel eğitiliyor insanlardan. En azından senin yerden sevgini emmene karşını vermiyor. Bazı katil, cani bu insanlar araba arkasına bağlayıp can dostlarımızı sürükleyerek getiriyorlar. Geçen bir haber haberleri gördüm. İneğini döve döve öldürdü. Allah onu ıslah eylesin. Allah onu kahreylesin. Yaptığı işkenceleri Allah ona da nasip eylesin. Bu kaçıncı inek öldürmesiymiş. Ya böyle bir şey var mı ya? Kesip öldürüyor bir de onu. Kesmeden vura vura öldürdü. Bir de öldükten sonra kesmiş onu millete satmış ya. Bu kadar hani cani ruhlu bir adam ya. Artık hani devlete sesleniyorum, bir yasalar çıkarsın, hayvan şiddeti böyle para cezası falan değil, en az 5 sene, en az 5 sene kesiksiz yaksın yani. Onlar da insan gibi canları var. Yazık değil mi ya? Ece diyorsun, bugün bir bitkiyi bile biz koparırken vicdanımız sızlıyor ya. Bitki diyorum, bitki bak, bir çiçek bile koparırken insan üzülüyor ya, çünkü o da bir canlı yani.
Evcil hayvanlarımız, dostlarımız. Bu dünyanın çiçekleri onlar ya. Nasıl vurup veriyorsunuz? İnek, sütünden, etinden faydalanıyorsunuz. İşte gücünden faydalanıyorsunuz. Nasıl öldürürsünüz? Hayvan servisi budur yani, insan olan. Bazılar işte bizden hani bir dalga geçercesine bir güldüler ettiler işte. Evet, bize güldüler. Kendini bilmeyenler. İşte üzüldünüz mü? İşte peşembesini yaptınız mı falan mı filan mı? Bir insan hayvan besliyorsa hayvanın servisini ondan anlar yani, insanın değer olduğu, evet, kıymetini yani bilir. Bunda hiç dalga geçilecek de bir şey de değil yani. Sonuçta iki, evet, insanı bile kaybediyorsun, üzülüyorsun. Hayvanı kaybediyor, üzülüyor. Aynı bir insan gitmiş gibi oldu. Evet, onlara da cevabımı verdim zaten. Görsel medyada. Yani dalga, evet, geçme anlamı yok. İnsanı seven, hayvanı seven, insanı da sever. İnsanı seven, hayvanı da sever yani. Kaybetmişiz gibi. Evet arkadaşlar. Ağladık ikinci, yani. İkinci postamızı da tabağımızı alıyoruz. Yavaş yavaş son postaya kaldı. İnşallah tadı iyidir. Bir baksana Yaşar abi. Çok iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bakalım? Bir kere böyle atıp da yiyemedik de aç kaldık. Güzel güzel. Güzel mi? Güzel. Eline sağlık. Başka? Yemeğim de yok. Salata ettim sadece. Yani soğan salatası istedi oğlan. Evet. Yeşillik ettim. Yanına sırf salata, soğan salatası şu. Afiyet diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son postamızda. Hatta bir posta daha çıkar gibi geliyor bana oradan. Yok, hepsini alır herhalde. Alır, bakacağız alır mı almaz mı diye. Son postamızı pişirip biz stokluyoruz, oturacağız arkadaşlar. Bugün canlıma gelen tüm arkadaşlar selamlar olsun. Haber verdiğim halde gelmeyen arkadaşlarım var. Onlara da aşk olsun yani. Diyeceğim bir şey bulamıyorum. Ben de ne edersen elinde o gelir seninle seni uyuyup bana ne nasıl şekilde yaklaşılıyorsa aynen ben de öyle yaklaşacağım arkadaşlar. Darılan darılsın. Kusuruma bakan baksın. Madem öyle gel böyle demişler. Ben de sabahtan bana yazık değil mi? Sabah 9'dan akşama kadar herkes canlısına koşuyorum. Gitmeyeyim sen kalmıyor. Kazayla görmedim insanlar oluyor. Özür dilerim onlardan. Yani yeteri kadar herkese gittiğime inanıyorum. Ben sabah ondan beri bas bas canlılarda gittim, herkese söyledim. Akşam 4'te yayındayım. Görmen de bilmeyen de söylesin dediğim halde bazı arkadaşların gelmedi. İnşallah iyi bir sebepleri vardır ama ben dediğim halde bile kısacık bir insan bir iki dakika girer çıkar. Başka canlıları benim saatime anons ettiler. Ben bile bak şimdi canlıdayken Mevlüt arkadaşın canlısını gördüm. Müsaade istedim. Arkadaşım daha da varken 10 kişi ekrandayken dedim böyle yanında bir arkadaşın canlı açmış ayıp olmasın diye yayını izin isteyerek kapattım arkadaşlar. İnsanlık budur yani. Bu bize destek, tam destek arkadaşlar. Darılan da darılsın. Bu böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi bir son postamız.